hem NATO'nun geleceğini şekillendirecek tartışmalar dedik, hem de beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Biden görüşmesi ne çıkar? Teşekkür ederim Afşin Hanım. Programın ilerleyen safhalarında tahmin ediyorum devlet ve hükümet başkanlarına da sunulan NATO 2030 yeni bir çağ için birliktelik raporunu ele alacaksınız. Değerli meslektaşım Tacan İldem'le birlikte. Evet, Sayın İldem 21.30'da size veda edeceğiz. Sonrasında Tacan Bey bize katılacak. NATO eski genel sekreter yardımcısı sağ olsun şu anda Roma'da. Biz bilgi vermiş olayım, sonrasında anons edecektim, siz söylediniz. Kendisiyle de NATO'nun geleceğini daha yakından konuşacağız. Buyurun. Tabii dolayısıyla o konuya ben girmeyeceğim. Çünkü kendisi uzmanlar grubunda yer aldı. Mutfağın içini bütün ayrıntılarıyla vakıf. Gelelim NATO zirvesine. Çok kısa bir süre önce, yaklaşık bir saat kadar önce 79 paragraftan oluşan bir bildiri yayınlandı. Beklendiği üzere bildirinin hemen giriş bölümünde NATO'nun kurucu anlaşması olan Washington Anlaşması'nda yer alan demokrasi, bireysel özgürlükler ve hukuk devletine yapılan bir vurgu var. Diğer bölümlerinde baktığımızda tabii bunu şu anda tümüyle sindirmek kolay değil. 79 paragraf, ben çok hızlıca baktım. Hı hı. Dikkat çeken hususlar arasında dayanıklılık tabii çok yerde geçiyor. Bu dayanıklılık derken daha önce de ifade etmiştim çeşitli vesilelerle. Demokrasilerin dayanıklılığı önemli. Bu demokrasilerin ittifakıdır. NATO'nun siyasi yönünü de hiçbir zaman yabana atmamak lazım. Gelir bizim kamuoyumuzda genellikle sizin de malumunuz olduğu üzere bir askeri örgüt olarak görülür. Ama özünde öyle değildir. Siyasi askeri bir örgüttür. Buna zaten girişinde hemen dikkat çekiliyor. Diğer husus tehditler bağlamında Rusya ön planda, önemli miktarda paragraf Rusya'nın davranışlarından kaynaklanan tehdit ve tehlikelere işaret ediyor. Bunu hemen terörizm takip ediyor ve birkaç yenilik var. İşte güçlendirilmiş bir siber güvenlik konusu var. Evet. Aslında daha evvel 2016 yılında Varşova Zirvesi'nde bu konuda karar alınmıştı ama bu kere güçlendirilmiş bir siber güvenlikten bahsediliyor. Biliyorsunuz siberde kara, hava, denizin yanına eklendi. Bir eklenen diğer husus da uzaydı. Çok enteresan bir ifade var. Uzay kaynaklı tehditlere karşı NATO'nun elbette istişare yapmak suretiyle 5. maddeyi, yani hepimiz birimiz birimiz için diye özetleyebileceğimiz 5. maddeyi işletmesinden bahsediliyor burada. Bu enteresan bir ifade. Afganistan konusunda dikkat çekici bir husus var, bir cümle var. O benim dikkatimi çekti, çok hızlı okudum, itiraf etmem lazım. Bir geçiş fonunun NATO tarafından sağlanmasından söz ediliyor. Kabil'le uluslararası havalimanının bakım ve idamesi bağlamında. Tabii bunun ayrıntılarını şu anda bizim bilmemiz mümkün değil ama... Peki Türkiye ile ilgili Fatih Bey, affedin, Türkiye'nin burada bir rolü konuşuluyor. Genel sekreter açıklama yaptı yine kısa süre önce. Bugün haber, gelişme yağıyor. Ben de hızlı hızlı takip etmeye gayret ettim. Türkiye'nin bir rolü olacak ama henüz bir kesin netlikte yok. Çerçeve buydu. Türkiye'nin ne rolü olabilir burada? Biz bundan sonra Afganistan'ı NATO bağlamında niye konuşacağız? Çünkü şimdiden artık kamuoyunun bir tartışması başlığı haline geliyor. Bunu da bize söylerseniz seviniriz. Şimdi burada da ifade edilmiş, bildirde de ifade edilmiş. Evet, NATO kuvvetleri çekiliyor ama Afgan savunma ve güvenlik güçlerine verilecek olan eğitimin sonu gelmiyor. Burada da söylenmiş. Ha, bu eğitimin üniformalı askerler tarafından değil, başka unsurlarca, sivil unsurlarca yerine getirilebileceğini söylemek de mümkün. Dolayısıyla burada askeri çekilme var ama sivil alanda ne yapılacağı henüz belirsiz. Hı hı. NATO Genel Sekreterinin kısa özetini ben de dinledim toplantılar bittikten sonra. Evet, o da bu konuda kendisine yöneltilen soruya çok da net cevap vermedi. Anlaşılan bu husustaki müzakereler sürecek. Nitekim bu konuda ABD ve Türkiye
liderleri arasında yapılacak ikili görüşmede de gündeme geleceğine neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz. Tabii bu görüşme nihayetinde çok uzun sürmeyebilir. Tercümeyi de nazar itibari alırsak o kadar kısa süre içinde, yani 35-40 dakika içinde çok geniş bir yelpazeye yayılan sorunlar yumağının tümünü ele almak ve bunların tümüne bir çözüm bulmak mümkün olmayacaktır. Bunu bir başlangıç olarak görmek lazım. Evet. İşte iki lider ilk kez yüz yüze geliyorlar. Sonuçlarını göreceğiz. Açıklamaları da olacaktır. Her iki tarafın açıklamalarını da dinleyeceğiz. Evet. Ama hepinizin bildiği üzere, kamuoyunun da bildiği üzere Türkiye-Amerika ilişkilerindeki sorunların başında S-400 meselesi geliyor. Bu gayet net. Evet. Bu Amerikan Dışişleri Bakanlığı 2 numarası Türkiye'ye geldiğinde Sherman bir takım açıklamalarda bulundu. Sizler de takip etmişsinizdir. Bir takım formüller veya bir formül üzerinde konuşulduğunu söyledi. O formülün ne olduğunu bizim detayıyla bilmemiz mümkün değil. Anlaşıldığı kadarıyla bir uzlaşı arayışı içinde Türkiye'de. Evet. Verilen mesajlar o yönde. Tabii bunun karşılığında ne alınacak? En önemli şeyler arasında kendi değerleri içinde mütalaa etmek gerekirse F-35 programına geri dönmek çok önemli. Neden önemli? Çünkü Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağına ihtiyacı var. Bu çok net, açık. Nasıl ki füze savunma açığımız varsa Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağına da ihtiyacı vardır. Benim söylemekten dilimde tüy bitti. Buna paralel olarak F-35 programı konsorsiyumu ayrı bir şey. Buna paralel olarak Türkiye'nin mutlak surette daha fazla gecikmeye meydan vermeksizin milli muharip uçağını da geliştirecek yolları bulması lazım. Bunun için de gerekirse konsorsiyumlar içine girip oradan edeceği teknoloji birikimiyle bunu ilerletmesi lazım. Afganistan, Libya konuşulacaktır. 23 Haziran'da 2. Berlin Konferansı var. Almanya'nın ev sahipliğinde mutlaka konuş. Suriye mutlaka gündeme gelecektir. Bunları mutlaka diyoruz ama kaçar dakika içinde gündeme gelecek? Evet. Nasıl karşılık alınacak bunu bilmiyoruz. Son söz, eminim ki NATO bildirisine de yansıyan, daha önce verilen hemen tüm beyanlara yansıyan Galler'de yapılan G7 zirvesinin tabii bildirilerine ayrı ayrı yansıyan demokrasi vurgusu yapılacaktır. Bundan yana şüphe yok. Demokrasi, temel hak ve özgürlükler ve hukuk devleti normları vurgusunu Biden bir şekilde genel hatları itibariyle dikkate getirecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.